Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TTT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 50. güne. Son gündeyiz. Son gündeyiz. Son gündeyiz. Buraya kadar geldim ve çok güzel işler başardın. Bundan sonrasında da çok güzel işler başaracaksın inşallah. İstersen son konuşmayı böyle son videonun yani son dersin son dakikalarında yapayım. Şimdi seni bu şeyle oyalamayayım. Bu konuşmayla oyalamayayım. Şimdi ne yapıyoruz? Küre konusuna başlayacağız. Küre. 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 Küre aşırı derecede kolay. Son konu olduğu için herkes korkuyor ama lütfen dikkatli bir şekilde dinle. Neden kolay olduğunda zaten dersin içerisinde de söyleyeceğim. Hazırsak gelsin Şafak Sayar. Hemen son güne bakıyoruz burada. Son kutucuğa geldik ya mükemmel ya. Şuraya bakalım. 276 ve 280 sayfalarını işleyeceğiz. Kaç dersimiz olduğuna bakalım hemen sayfa numarası 5'te. Ders sayısına da şurada baktığımız zaman küre 1 ve küre 2 yazıyor burada. Yani iki ders işleyeceğiz. Şimdi ilk dersimizdeyiz. İlk dersimizde başlayalım mı o zaman? Hadi bakalım. 276 gelsin bakalım 276. 36. Küre. Küre konusunu ilk önce tanımını yapalım. Kürenin tanımı. Ama ilk önce çemberin tanımını yapayım. Çemberin tanımı neydi? Düzlemde. Sabit bir noktaya. Eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeriydi. Yani şu şekilde eşit uzaklıkları aldığımız zaman bu noktaların geometri yeri bize ne belirtiyordu? Bir çember belirtiyordu. Peki hocam bu noktayı ben o sabit noktayı yani merkezi havada alsam, boşlukta alsam, reküpte alsam böyle çapraz uzunluklar alacak bunlar. Çapraz uzunluklar ya da böyle düz uzunluklar fark etmez. Yine havada bu noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri bu sefer ne üç boyutlu bir şekil oluşturuyor. İşte biz buna da ne diyoruz? Küre adını veriyoruz. Küre arkadaşlar çember bak küre konusunu yapmak istiyorsanız çember konusunu iyi biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Çünkü çemberle ilgili çok şey karşımıza çıkacak ve çemberi de iyi bir şekilde bildiğin için küre konusunda da çok büyük bir rahatlık yaşayacaksın. Peki çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarıçap. Peki kürede de yine en etkili silahımız ne olacak? Yine en etkili silah yarı çap diyeceğiz. Peki çemberde önemli olan şey neydi? Merkez ve yarı çaptı. Çünkü merkezinden yarı çap çiziyorduk. Kürede de yine aynı şekilde en etkili silahımız yarı çap ya. O yüzden kürenin merkezi çok önemli. Merkezinden yarı çap çizmek de çok önemli. Özellikle yarı çap buldurmalı sorularda. Çünkü yarı çap bulmamız gerekecek bizim alanı ve hacmini bulmamız için. Peki kürenin alanı nedir? Kürenin alanı 4 tane pire karedir. Bunu ezberleyeceksiniz. Şeyle diğer önceki şeylerle çok fazla bir alakası yok. Yok. Hacmi nedir? Hacmi de 4 bölü 3 pire küp şeklinde bulunuyor. Bunu maalesef ezberleyeceksiniz. Alan 4 tane dairenin alanı gibi düşün. Pire kareden 4 tane varmış gibi düşün. Hacim de 4 bölü 3 pire küp şeklinde oluyor. Ta sınavda sorusu çıksa alanın formülü bu işte hacmin de formülü bu diye büyük ihtimalle söyler. Ama siz yine de ne olur ne olmaz bunu bilin kardeşim. Ee kürede o zaman ne yapacağız? 1. Çember muamelesi yapacaksın. En etkili silah yarışan. 2. Alanı bileceksin. 3. Hacmi bileceksin. Bundan sonrası zaten çocuk oyuncağı. Şimdi şöyle bir not demek istiyorum sana. Bir düzlem yani bir küre var elimizde. Küreyi bir düzlemle kesecek olursak yani bir karpuzu düşün. Karpuzu bir bıçak darbesiyle böyle düz bir şekilde kesecek olursam o kestiğim kesitler hep bir daire olur. Mesela önümüzdeki bu küreyi şu şekilde bir kessem. Kestiğin zaman bak görüyorsun orada hocam bir yüzey oluştu. Oradaki yüzey nedir? O yüzey bir dairedir. Yani küreyi nasıl kesersen kes. Yatay da kessen, dikey de kessen hep bir daire. Yani bir düzlemle ara kesit hep bir daire yapmak zorunda. Alttakini de kessen ayırsan işte alttaki parçanın büyük parçanın alt tarafı da daire üst tarafı da işte küçük parçanın da üst tarafı da yine bir daire yapıyor. Peki tam ortadan kesersek ne oluyor? Tam ortadan kestiğimiz anda küreyi iki eş parçaya bölmüş oluyoruz. Tam ortadan kesildiğini nereden anlarız? Tam merkezden kesildiği zaman. Peki burada bu kesitler ne yapıyor? Hep bir daire yapıyor ya. Şu daire, şu daire, bu da bir daire yapıyor ya. Hatta burası da merkezden kesilsin dedik böyle. Bu dairelerde de önemli olan yine şey çaptır. Hemen şunu şöyle çizdiğin zaman hocam bu çap yapıyor. Hatta burası bu kesitin yarı çapı yapıyor. Bu da yine yarı çap yapıyor. Şuna da büyük reyle gösterelim. Büyük reyle gösterdiğimde kürenin nesi olsun? Yarı çapı olsun. Hocam bu kürenin yarı çapı aynı zamanda burada kesitin de neyi olmuş oluyor? Yarı çapı olmuş oluyor. Bir dairede hani şöyle bir kiriş düşün. Bu kirişler böyle merkeze yaklaştıkça daha da büyüyor ya. En büyük kir kiriş de merkezden geçen kiriş oluyordu ya. Burada da kesitleri düşün. Burada kesitlerden en büyüğü de tam merkezden geçen kesit oluyor. Yani burası bak buradaki böyle bir kesit oluşturduğumuz zaman oluşan dairelerden en büyüğü olmuş oluyor. Yani işimiz gücümüz çember ve daireyi iyi bir şekilde doğru bir şekilde burada sorularda kullanabilmek kardeşim. Kesiti de ne oluşuyormuş? Yine bir daire oluşuyormuş. Evet şimdi öğrenme alanına geldik. Bunun alanı ve hacmi nedir diye soruluyor. Yarı çapı 6 olarak verilmiş. Alan dediğim şey 4 pi r kare. 36 çarpı 4'ten 144 pi yapar. Hemen yazdık. Hacim de 4 bölü 3 pi r küp. Yani 6 çarpı 6 çarpı 6 yazıyorum reküp yerine sadeleştirmeyi güzel bir şekilde yapmak için. Şunlar sadeleşse 2 yaptı. O zaman bu kaç yapıyor şöyle bakacak olursak. 36 çarpı 2 72 72 4 ile çarparsam 4 kere 2 8 28 288 yapıyor. Cevap böylelikle 288 pi olur dostlar. E daha şıkkı bu şekilde çıktı. 144 pi 288 pi çıktı. B şıkkına gelelim. Şimdi taralı alan nedir diye soruluyor. Şimdi buradan bir kesit alınmış böyle. Bu kesit alındığında buradaki sarı taralı alan nedir diye soruluyor. Kürenin yarı çapı kaç verilmiş? 5 verilmiş kesit alınmış. Kesetin hemen yarı çapını düşünelim ki bunun alanını bulmak için kesitin yarı çapını bulmam lazım benim. Kesit de nedir? Bir dairedir. E burada en etkili silahımız neydi? Yarı çap. de yarı çapı çizecek olursak hop yarı çapı çizdik. Hocam burası 5 oldu. A 3 4 5 üçgen çıktı burada karşımıza. 3 4 5 üçgen çıktı ve yarı çapı 3 bulduk. O zaman kesitin alanı pi r kare yani 9 pi çıkar mı dostlar? Çıkar. B şıkkı da bu şekilde oldu. Şimdi geldik normal sorulara. Evet örnek bir bakalım. Bir kürenin yarı çap uzunluğu çapını uzunluğunun, çapının uzunluğu 10 santimetre olan başka bir kürenin merkezinden 4 santimetre uz uzaklıktaki kesitin çap uzunluğuna eşit olduğuna göre. Hmm. Bak bir elimde küre var. Şöyle bir küre var. Şöyle bir küreyi de çizmeyi de öğrenelim. Şöyle bir küre var. Bu kürenin nesi? Yarı çap uzunluğu. Çapının uzunluğu 10 santimetre olan başka bir küreden bahsediyor. Hemen çapının uzunluğu 10 santimetre olan başka bir küreyi çizeyim buraya. Çapının uzunluğu 10 santimetre ise yarı çap kaç santimetre yapacaktır? 5 santimetre yapacaktır. Başka bir kürenin merkezinden geçen 4 santimetre uzaklıktaki kesitin başka bir kürenin merkezinden 4 santimetre uzaklıktaki kesitinden bahsediyor. 4 santimetre uzaktaki kesit de şu olmaz mı? Kesit her zaman bir dairedir. Ama 4 santimetre dediği için uzaklığa şurası 4 santimetre diyor. Bunun çapının uzunluğu kaç verilmişti? Çapının uzunluğu 10. Yarı çap uzunluğu da 5 oldu. E o zaman burada şuradaki kesitin yarı çapını ben bulabilirim. En etkili silahım neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çap çizdim böyle. Yarı çap çizince 5 burası. E hocam şu şu birbirine eşit ya. Hani merkez giriş dik Keş parçaya O yüzden burası dik olmak zorunda ki zaten dik olarak söylemiştik orayı. 90. E o zaman burası 3 çıktı. Şimdi soruyu bir daha okuyayım da tam anlamıyla anlayayım. 4 cm uzakta kesitin çap uzunluğuna eşit. Bu kesitin çap uzunluğu ne? 6. Bunun yarı çap uzunluğuna eşitmiş. E o zaman bunun yarı çap uzunluğu da kaç oldu o zaman? 6 oldu. Kürenin hacmi nedir diye soruluyor. İşte bu kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küp. Yani 6 çarpı 6 çarpı 6 yazıyorum onun yerine de. Şunlar sadeleşse 2. 6 kere 6 36 2 ile çarptım 72. Bir de 4 ile çarptım 288 çıktı. Yani cevap biz böylelikle pi oldu. E geldik örnek ki aa sözel bir soru. Dur bakalım ne diyor. Yarıçapı R olan bir küre ile taban yarıçapları R olan bir dik dairesel silindir ve dik dairesel koni veriliyor. Bu üç cismin yüzey alanları eşit olduğuna göre 1 2 3 öncüllerinden hangileri doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi elimizde neler var? İlk önce elimizde verilen bilgileri bir şöyle göstereyim. Hocam bir küre var. Kürenin yarıçapı kaç verilmiş? Kürenin yarıçapı R verilmiş. Tamam. Şöyle R diye yazıyorum. Sonra taban yarıçapları R olan bir dik dairesel silindir ve dik dairesel koni verilmiş. Dik dairesel silindir var elimde. Şöyle silindiri çiziyorum. Yarı çapı R. Yüksekliğini bilmiyorum. Ve bir koni var elimde. Yarı çapı R ve yüksekliğini de bilmiyorum. Arkadaş bunların yüzey alanları birbirine eşitmiş. Hmm, yüzey alanlarını kullanacağız. O zaman bunun yüksekliğine ben X. Bunun yüksekliğini de şöyle bir Y diyecek olursam. Yüzey alanlarından gidiş yapacağım. Bu üç cismin yüzey alanları birbirine eşit. O zaman şuradaki X'i ben bulabilirim ya. Bu kürenin yüzey alanı nedir? Hocam 4 tane pi r kare Ne eşittir? Şu silindirin yüzey alanına eşitmiş. Silindirin yüzey alanında hocam 2 tane pi r kare var. Artı yanıl alanda nedir? Taban çevresi 2 pi r çarpı x eşittir. Buradan 2 pi r kare çünkü şurayı şuraya attım. 2 pi r kare yaptı. Ne eşit oldu? 2 pi r çarpı x eşit oldu. 2 pi'ler gitti. R'lerden bir tanesi de gitti. R eşittir x oldu. Yani x'i buradan ne bulduk? R olarak bulduk. Tamam. Sonra ne yapalım? Şuraya da l diye diyelim istersen yan yanala uzunluğuna. Yine 4 pi r kare yüzey alanı kürenin yüzey alanıyla. Şimdi pi r kare artı şu koninin taban alanı artı yanal alan. Yanal alanda piril değil miydi? Evet pirildi. O zaman 3 pi r kare eşittir. Piril yaptı. Hocam pi'ler gitti. R'lerden bir tanesi de gitti. L eşittir 3 r mi yaptı? Evet. L eşittir 3 r yaptıysa L'yi bulabilirdim burada. Yüksekliği sonradan nasıl bulabilirim? Burada da Pisagor bağıntısından. 9'dan 1 çıktı. 9 r kare eksi r kare. 8 r kare yaptı. Y de o zaman kök 2 oldu. Evet. Y'yi de buradan yani 8. 8 çıktı ya. 8 re kare. Kök 8 re kare. Yani 2 kök 2 yaptı o zaman. 2 kök 2 olarak çıktı mı çıktı. Şimdi silindirin yüksekliği R'dir diyor. Doğru mu? Silindirin yüksekliği R olarak bulduk. Doğru. Koninin yüksekliği 3 R diyor. Yanlış. Koninin yan yan ayrıt uzunluğu. Yani ana doğru uzunluğu 3 r çıktı. Bu yanlış. Koninin hacminin silindirin hacmine oranı 2 kök 2 bölü 3 olarak verilmiş. Hemen koninin hacmini hesaplayalım. Kore'nin hacmi nedir? Hocam pi r kare çarpı h. H dediğimde neydi? Hocam y'yi de biz 2 kök 2 r olarak bulmuştuk. 2 kök 2 r bölü 3 oldu. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Bölü Silindirin hacmini oranı. Silindirin hacmi nedir? Pi r kare çarpı h. H dediğimizde r zaten. R kareler nanay oldu buradan. R'ler de nanay oldu buradan. Pi'ler de nanay oldu buradan. E cevap ne yaptı o zaman? Cevap dikkat et buradan 2 kök 2 bölü 3 mu oldu? Yukarıda sadece o kaldı. 2 kök 2 bölü 3 eşit oldu. Evet. Koninin hacmini silindirin hacmini oranı da 2 kök 2 bölü 3 demiş. Bu da doğru mu? Doğru. Dolayısıyla cevap böylelikle 1 ve 3 yapacaktır. Yani örnek 2'yi 1 3 bulduk. Yani ne bulduk? C şıkkı olarak bulduk. Geldik. Bir bir sonraki soruya bir karpuz sorusu var elimizde. Küre biçimindeki bir karpuz tepesinden 2 cm uzaklıktaki yatay düzlemle şekil 1'deki gibi kesiliyor. Tamam. Daha sonra kalan karpuz üst yüzünden 2 cm uzaktaki yatay düzlemle şekil 2'deki gibi tekrar kesiliyor. Tamam. Şekil 1'de oluşan dairesel kesitin tüm alanı 36 pi. Oo. Şekil 1'de oluşan dairesel kesitin kesit kesit. Şuradaki alandan bahsediyor. Bak dairesel kesitin tüm alanı. E o zaman hocam burada işlemler yapacağımız belli. Şurada bir ne yapalım? şöyle bir merkezi belirleyelim şu şekilde. Hocam şurada da bunun yarı çapını şöyle bir çizelim. Ee, bu kesite olan uzaklığı bulabiliriz böyle. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Yapalım şöyle iki eş parçaya böldü. Ben şuradaki uzunluğun kaç olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum. Şu uzunluk 2. Hocam ben şuraya bir A diyecek olursam bak dikkat et en etkili silahımız yarı çap. Yarı çap uzunluğu A artı 2 mi oldu? Evet. Ve kesitin alanını da 36 pi olarak vermiş zaten. 36 pi yani pi R kare eşittir 36 pi ise buradan R'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Şuradaki yarı çap uzunluğu 6 çıktı burası. E burada da en etkili silahımız yarı çapı çizecek olursa eğer evet görünüyordur inşallah şöyle çizdim bakın şuradan kiriş yani şu uzaklık buradan da yarı çap çizdim. Yalnız şuraya da dikkat et burası da 2 birim olduğu için buraya da a deyince a artı 2 oldu. E o zaman burası da ne oldu o zaman a artı 2 eşit oldu. Sonra şurada bir pisagor bağıntısı yapacağız. a artı 2'nin karesi eşittir a'nın karesi artı 6'nın karesi diye işlem işlem işlemle a'yı bulacağız. Hay hissedelim burada a yerine 8 yazarsak 6 8 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Evet burası da 10 çıktı dostlar. Yani kürenin yarı çapını kaç bulduk? 10 bulduk. Şimdi şekil 2'de soruyu okumaya devam edelim. Şekil 2'de oluşan dairesel kesitte karpuz kabuğunun kalınlığı 3 santimetre. Yani şuradaki kalınlık 3 santimetre olarak verilmiş bize. Dairesel kesitteki kırmızı bölgenin alanı. Evet şekil 2'deki bu kırmızı bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Yine aynı almeleri yapacağız. Merkez burasıysa. Hocam şuradan bir hemen şu yarı çapı çiziyorum böyle. Tamamını çiziyorum. Karpuz kalınlığının 3 olmasını sakın unutma. E, merkez kiriş çektik yapalım burada. Şöyle kiriş çektik yaptık. En kesilamız, yarıçap, yarıçap çizdik. Yarıçapın 10 olduğunu biliyoruz. Hocam şuradan devam ettirirsem burası 4 ya. Yarı çapı 10 olduğuna göre şuraya kadar kısmı 10 olacak. O zaman buraya ne kaldı? 6 kaldı. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden burayı kaç bulduk? 8 bulduk. Evet şu yarı çap buraya kadar geldi. 8. Ama bizden ne isteniyor? Şu karpuzun kalınlığı da 3 olarak verilmiş ya. Hocam burası 3 ise buraya ne kaldı o zaman? 5 kaldı. İşte kırmızı bölgedeki yarı çap. Kırmızı bölgedeki şu kalınlık her zaman her yerde 3 santimetre ya. O zaman buradan 3 santimetre inince bu yarı çapta 5 bu yarı çapta 5 yaptı. Yani yarı çap 5 olan bir Dairesel bölge yaptı. Kırmızı bölge. O da nedir? Pi r karedir. İşte bizden bunun alanı isteniyor. Cevap 25 pi yapacaktır. Aslında kaç pi'dir diye soruluyor. Cevap böylelikle 25 yapacaktır. Evet sadece burada kalınlığa da dikkat edecektik. Başka da bir şey yok. Karpuzu kesmişiz. Kesitin alanını bu şekilde düşündük. Geldi örnek 4'e. Bir spor mağazasının cama kenarında sergilenmek üzere zeminde bulunan ve taban çapı 16 santimetre. yüksekliği 5 santimetre olan dik tanesel silindir biçimindeki desteğin üzerine işte şekildeki gibi iki tane küre konulmuş. Bu iki kürenin bir tanesinin yarıçapı 10. Bir tanesinde yarı çapı 17 verilmiş. Buna göre h2 eksi h1 nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız? E kardeşim burada bir kesit var. Bak şurada kürenin içine girdi ya. Kürenin içine girince bir kesit oluştu. Burada da bir kesit oluştu. Bu kesit nedir? Bir düzlemle kesmişim yani. Zemine paralel bir düzlemle kesmişim. Orada bir kesit oluşuyor. E bir de ne yapıyorduk? Çember muamelesi yapıyorduk. O zaman şunun yarıçapını düşünelim ve şekli büyütelim şöyle. Evet bunun yarı çapının ne olduğunu biliyoruz. Bu kesitin ben şöyle öyle bir çapanı 16 olarak biliyorum. Yani yarı çapı kaç çıktı o zaman bunun? 8 çıktı. Merkez kiriş çektik yapınca keş parçaya bölen yerdeki iki eşit parçaya dik çiziliyordu zaten burada. Şu uzunluğu bulabilirim ben. En etkili silahımı yarı çapla. Çizdik yarı çapı 10. 6, 8, 10 üçgenden 10 çıktı. E hocam ben şuradaki mesafenin zaten 5 olduğunu biliyorum. Şuradaki mesafenin de yarı çap olduğunu biliyorum. Toplamda bu uzunluk 10, 6 ve 5'in toplamı H1'i verir bana. Kaç çıkıyor H1? 21 çıkıyor. h gelelim şimdi. H2'nin de yarı çapı 17 olarak verilmiş. Yine bu buradaki kesiti şöyle çiziyorum. Yarı çapı kaç? 8 8 olduğunu biliyoruz. Merkez giriş çektik. En etkili silahımız yarıçap Bak çember muamelesi. 8 15 17'den 15 buluruz. E şuradaki mesafenin ben 5 olduğunu biliyorum. Hocam şuradaki mesafenin de ne olduğunu biliyorum. yarıçap olduğunu biliyorum. Yani 17 olduğunu biliyorum buranın da. O zaman 17 15 ve 5'in toplamı H2'de kaç yaptı o zaman? 37 yaptı. E bizden ne isteniyor? H2 eksi H1 isteniyor. 37 eksi 21'den cevaba 16 diye ulaşırız. Evet örnek 4'ü böylelikle 16 olarak bulduk. Geldik örnek 5'e. Şimdi örnek 5 arkadaş. Yarım kürenin içerisinde bir su var. E suyu böyle yarım küreyi eğmişim böyle. Su tam dökülme noktası konumuna gelmiş. Suyu şöyle su kalmamış gerçi burada ama şöyle bir kendimi büyüteyim. Şuraya suya bakacak olursanız böyle. Su her zaman nedir? Zemine paralel değil midir? Şöyle göstereyim. Yani bu, burayı daha net şu şekilde görürsünüz. Şuraya baktığınız zaman su zemine paralel. Şöyle de eğdiğim zaman zemine paralel olmuyor mu? Oluyor. E o zaman zemine paralelliği düşüneceğiz burada. E yine aynı şekilde suyun üst noktasının zemin olan uzaklığı burada her iki şekilde de birbirine eşit olacak. Soruya geri döneyim ben şimdi. E o zaman burada suyla birlikte burada bir kesit oluştu mu oluştu. İlla burada küreyi kesmek zorunda değiliz. İçine su koyduğumuz zaman da bak bir kesit oluştu burada. Bu kesiti düşünürken ne yapacağız? E hocam bu kesitte hop yarıçap bizim için önemli bir şey denk geliyor. E buradaki merkezin şuradan merkez teğet çektik yapabilirim. Hatta merkez kiriş çekti yapabilirim. O zaman oradaki hamleyi de yapayım ben. Hop merkez teğet çektik ya da bu zemin merkez tamam dur konuşamadım. Şurası merkez teğet çekten 90 derece. E, su zeminiyle zemin nedir? Suyun yüzeyiyle zemin paraleldir. 90 ise burası da 90 derece oluyor. O yüzden merkez kiriş çektik oldu. Burada da iki parçaya böldü. Şuradaki uzunluğunda 9 olduğunu biliyorum. E sonra ben burada burada aynı hamleyi yapacak olursam yine bak şimdi kesiti şu şekilde düşüneyim. E, buradan da merkez teğet çektik yapayım. Merkez teğet çektik yapınca yine paralelikten dolayı burası 90 derece olmuyor mu? Oluyor. Ve suyun zemin yine olan uzaklığı her zaman kürenin içinde bir tam küre gibi düşünün hatta bunu. Tam kürede olsa, yarım kürede olsa su dökülmediği için fark etmiyor. Ee, sen bu küreyi böyle çevirsen de suyun zemini olan yüksekliği her zaman 9 olmayacak mı? Evet olacak. E o zaman burası yine 9 olacaksa e bu da yarı çap olacaksa, tamamı yarı çap olacaksa e o zaman bu da tamamı yarı çap. Hatta buraya ne kalıyor? R-9 kalıyor. O zaman buraya da R-9 kalıyor. Hatta burası nedir? R'dir. Şuradaki uzunluklar da yine birbirine aynı şekilde eşit midir? Eşittir. Çünkü bir çember düşün. Bak ispat yapıyorum. Şunu bir çember gibi düşün. Çemberin merkezinden R x 9 birim uzunluğundaki kiriş bu. Çemberin uzunluğunda aynı çember yarıçap aynı ya. Çemberin uzunluğundan şu şekilde rx x 9 birim uzunluğundaki kirişin uzunluğu yine birbirine eşittir. Yani şurası aynı olacak. Ya da hocam içindeki su miktarı aynı olduğundan yarıçaplar da aynı olacak diyebiliriz. Zaten burada. Şimdi ne demiş burada? Bir de şunu kullanalım. Kap içerisindeki su tam dökülme konumuna gelinceye kadar yana yatırılınca kabın zemine en uzak noktasının zemine olan uzaklığından bahsetmiş. Kabın zemine en uzak noktası değil mi? Zemin olan uzaklığı şuradan dik çizdiğim uzaklıktır. Hatta o dik çizdiğim uzaklık tam olarak şuradan geçer. Niye? Çünkü buradan dik çizdiğim zaman şurası 90 derece ya su zemine dik olacak ya o zaman burası da 90 derece olacak. E buranın ben 9 olduğunu biliyorum. Hocam burada şunlar birbirine paralel oldu. Her ikisi de zemine dik olduğundan dolayı. E, hatta burada dik olmasını şu şekilde de söyleyebiliriz. Çapı gören çevre açı 90 derece ya. İşte oradan onu da çizebiliriz aslında. Şunu ilk etapta çizip çapı gören çevre açı 90 derece ondan sonra burada uzaklığında 9 olduğunu da söyleyebiliriz. Neyse e o zaman burada şunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine eşit olduğundan şurada bir ort taban çıktı mı çıktı. Bak eski konular yine karşımıza çıkıyor. Dikkat. E ort tabandan dolayı şuradaki uzunluğu yazabilirim. Ya da şuradaki uzunluğu bize kaç vermişti? 25 vermişti. 25'ten 9 çıkarttığım zaman kaç geliyor? 16 geliyor. E burası 16 iken burayı kaç buluruz o zaman? Hocam burası da 8 olmak zorunda. Çünkü orta tabandan dolayı. E R eksi 9 eşittir 8 ise R'yi buradan 17 buluruz. R yerine 17 yazarız. R yerine 17 yazdığında burada bir dik üçgen çıktı. 8 17 8, 15, 17 üçgenden burası da 15. Öbür tarafta 15 oldu. Suyun dairesel yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor. Suyun dairesel yüzeyinde yarı çapı 15 bulduk. O zaman pi 15'in karesi dairesel yüzeyinin alanını verir. O da 225 pi mi yapar? Evet. E o zaman cevaba böylelikle 225 pi olarak ulaştık. Örnek 5D. Geldik örnek 6'ya. Küre şeklindeki bir tahta yoğuntularak bir ayrıt uzunluğu 2 kök 3 cm olan bir küp elde ediliyor. Hmm. Bak şimdi küpten yeri şey yapayım. Kürenin içine Çizmek zor olur ama ilk önce küpü şöyle bir çizeyim. Şöyle bir küp çiziyorum kardeşim. Küpü çizeyim. Çizebilirsek niye oyalandıysam bu kadar? Evet, hızlı bir şekilde küpü çizeyim. Şöyle küpü çizdim. Ben bu küpü nasıl elde etmişim? Küreyi yontarak elde etmişim. Bak elimde bir küre var. Bu küreyi yontarak bunu elde etmişim. Tamam. O zaman bizim küremiz nasıl olmak zorunda? Hocam hop uç noktalar hep küre yüzeyinde olmak zorunda. Ya hocam sadece buradaki uç noktalar küre yüzeyindeymiş gibi gözüküyor ama da ön taraftan buraya değiyor, arka taraftan buraya değiyor. Buradaki bütün köşeler küre yüzeyini değiyor. Küre bizim bu şekilde olması lazım. Buna göre yontulmadan önce kürenin yüzeyi en az kaçtır diye soruluyor. Ha ben küreyi bu şekilde seçersem de buradakileri yonttuğum zaman sonra şuradaki parçaları da yonttuğum zaman bunu da elde ederim ama işte bize ne diyor? Yontulmadan önce küre yüzeyi alanı en az kaçtır diye soruluyor ya. Ben yontarak bu küreyi elde ettiysem o zaman oluştur yontulmuş o hali, yontulmuş halindeki küremiz bu şekilde ise o zaman ben küreyi nasıl seçmeliyim? En az seçmeliyim. En az köşelerden geçmek zorunda. Yoksa dediğim gibi ben şu büyükteki bir küreyi de yontarak bunu elde edebilirim ama en az sorulduğu için ne yaptım tam böyle köşelerden yani şu uç noktadan yontmadım ondan sonra geri kalan şuradaki kısımları yonttum öyle düşün o yüzden benim kürenin yüzeyinin alanının en az olması için küp bu şekilde ise yonttuğum zaman şuradaki noktalar kübün köşeleri olmak zorunda e o zaman burada şunu düşüneceğiz ne düşüneceğiz hocam buradaki uç nokta burada buradaki uç nokta da burada e ben o zaman şunu şöyle çizecek olursam kardeşim bu nedir? Hocam bu şu şekilde çizimden dolayı böyle kaynaklandı. Kusura bakma anladın ama olayı. Nedir? Hocam kürenin çapı olur bu. Hatta bu kürenin çapı aynı zamanda nedir? Yüzey köşegeni değil midir? Pardon cisim köşegeni değil midir cismin? Evet. Şimdi bir ayrıt uzunluğu iki köküç olarak verilmiş. Bu bir ayrı uzunluğu iki köküse şu cisim köşegenin uzunluğu ne olacaktır? Cisim köşegenin uzunluğu iki köküçün köküç katı olacaktır. Altı olacaktır. O zaman yarı çapı da kaç olacaktır? Üç olacaktır. Yani bizim kürenin yarı en az üç olması lazım. Kürenin yüzey alanı en az kaçtır diye soruluyor. 4 pi r kareden dolayı cevabı 36 pi diye ulaşırız. Evet bu şekilde çıktı cevabımız. Peki tam tersi sorulmuş olsaydı eğer ben bir küreyi değil de bir küpü yontarak bir küre yapacak olursam eğer hocam küremiz bu şekilde de olur bu şekilde de olur bu şekilde de olur bu sefer en büyüğü sorulurdu. En büyüğü de ne olacaktı? En büyüğü de şuradaki tüm yüzeylere teğet olacak şekilde bir küre çizerdik. O da merkez teğet çektik merkez teğet çektik. R, R kübün yani şeyin küpün bir kenarı kürenin çapı yapmış olacaktı. Ama burada ters mantığı sorulmuş. Küreyi oyu küp elde etmişim. Bazen küre küp karıştı kusura bakmayın. Küreden bir küp elde edeceğim. İşte aynen bu şekilde olur. Uç noktaları da burada olmak zorunda. Yoksa küreyi ben daha da büyük seçip e, buradaki kısımlarda oyabilirdim ama kürenin e yüzey alanının en az durumu sorulduğu için bu şekilde olması mantıklıydı. Evet geldik örnek 7'ye. Huuu hmm. örnek 7'de de ne verilmiş? Yukarıdaki şekilde. Tabii ki yukarıda değil. Önceden yukarıdaydı şimdi aşağıda. Şunu düzelttireceğim. Aşağıdaki şekilde yani D doğrusu ile O merkezli kürenin A ve B noktalarında kesişimi gösterilmiştir. Kürenin yarı çapı 6 cm. AB uzunluğu 6 kök olduğuna göre. Şimdi AB uzunluğu nedir bu? Yani bir küre şeklinde bir top düşün. Şuradan e, yarım küre şeklinde bir şeye düşün burada. Şuradan içinden delip geçiyorum. Delip geçtiğim zaman şuradaki AB arasındaki uzaklık verilmiş bana. Tamam. 6 kök olarak vermiş. Küre yüzeyinden hareket eden bir karıncanın A noktasından B noktasına gitmek için aldığı yol nedir diye soruluyor. A'dan B'ye gitmek için nasıl gider? Hocam A'dan A'dan B'ye işte böyle gider deme. Bu ne yapıyor? Bunu deldi geçti içinden geçti. Buradan A'dan B'ye gitmek isteyen bir karınca şu yüzey üzerinden böyle gitmeyecek mi? İşte bizden şuradaki yol isteniliyor kardeşim. Şuradaki bir yay uzunluğu yap. Çünkü küre üzerinde bir yerden giderken hep bir yay yapmıyor mu orada? Evet. Bu yayın uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Peki yarı çap uzunluğu kaç verilmiş? 6 verilmiş. Şimdi bizden bir yay uzunluğu isteniliyorsa el etkili silahımız neydi? Yarı çap bir yay uzunluğu isteniliyorsa da o yaya ait bir merkez açı oluşu oluşturmak zorundaydık. O zaman burada bir merkez açısı oluşturalım şöyle ve şöyle. Bu yarı çap kaç? Hocam 6 burası. E burası da 6. Ana burası da 6 kök ki değil mi? 6 6 6 kök ki burası 90 derece yapar. O zaman buradaki yayı ne yaptı? 90 derecelik bir yay yaptı. O zaman bizden çemberin yay uzunluğu isteniyor. Aslında çember sorusu bu. O da nedir? 2 pi r. Şuradaki yay uzunluğunu bulmaya çalışıyorum. 2 pi r 90 bölü 360'dan bulunmaz mı burası? Evet. Ya da çeyrek yay uzunluğu yaptığı için 2 pi r bölü 4 de diyebilirdik direkt. Şunlar şunlar sadeleşti. 4 yaptı. 12 pi bölü 4'ten cevabı 3 pi diye ulaştık. Evet küre sorusunda da böyle güzel bir karınca sorusu bu şekilde sorulabilir. Dikkat et daha öncesinde bu ayarda bir soru çok öncesinde sordu. Yine karşımıza gelebilir. Evet örnek 7'yi de 3 pi olarak bulduk. Geldik örnek 8'e. Şimdi örnek 8'de de şöyle bir şey verilmiş. Şekil 1'de bir kürenin zemine paralel olacak şekilde kesilmiş hali gösterilmiştir. Zemine paralel olacak şekilde kesmişiz biz bu küreyi. Şu şekilde kesit yüzeyinin çapı 4 kök 3 ve kesit yüzeyinin zemine olan uzaklığı 6 santimetre olarak verilmiş. E o zaman zemine paralel şurada kesit yüzeyinin çapı verilmiş bize. Hemen bu çapı kullanalım. 4 kökçü olarak verilmiş buradaki şey. Hocam burası 4 kökçüse yarı çapı merkez kiriş çektik yapacak olursam. Hocam merkez kiriş çektik yapıyorum burada. Yapınca 2 eş parçaya bölecek. 2 köküç 2 köküç yapacak burası. Sonra ben buraya bir A dersem kesit yüzeyinin yarı çapı 4 köküç ve kürenin zemine olan uzaklığı da 6 santimetre verilmiş. Merkez çektik burada da yaparsam tamamı bu küre yüzeyinin şu yüzeyin buraya olan uzaklığı da 6 olarak verilmiş. O zaman buraya da 6 eksi A mı kaldı? Evet kürenin yarıçapını ne buldum böylelikle ben 6 eksi A olarak buldum. En etkili silahım yarı çap çizmekte. Hop yarı çap çizdim böyle. Hocam burası 6 eksi A. Aha da burada bir pisagor bağıntısı yapabilir miyiz? Yapabiliriz. 6 x A'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 2 köküçün karesi deyip işlem 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 yapabiliriz. Yapalım hatta. 36 eksi 12 A artı A kare eşittir. A kare artı 12 eşit oldu. A kareler gitti buradan. E buradan 24 eşittir. 12 A yaptı. A'yı da buradan 2 bulduk. A yerine 2 yazdım. O zaman burası da 4 yaptı. Oo güzel bir şey çıktı burada. Ne çıktı kardeşim? Hocam burası Burası 4. Burası 2. 90'ın karşısı 4. Hangi açının karşısı 2'dir? 30'un. Ve burası da 60 mı yaptı? Ve özel üçgen çıktı. Belki işime yarar belki yaramaz. Bilmiyorum ama oradaki 30 60 90'ı da yazmak istedim. <laughs> Devam edelim. Kesilen küre ok yönünde izlediği yol doğrusal olacak şekilde AB çaplı kesit yüzeyi zemin üzerine üzerinde kalıncaya kadar yuvarlanacak. Gel senle birlikte bunu yuvarlayalım. Bunu yuvarladığın zaman bak şöyle gidiyor. B noktası bak zemine değdi. B noktası zemine değdik. daha sonra hop oradaki yeşil yüzey oraya oturuyor mu? Oturdu. E ee, en son bu şekil karşımıza çıktı. Şimdi ne oldu burada aslında? Hocam bu buradan böyle hareket ederken aslında şuradaki noktadan şu zemine değiyor. Burası 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 burası. burası. En son bu zemine değdi. Bu zemine değdikten sonra yani burası zemine değdikten sonra küt diye burası yeşil kısımda buraya geldi. E hocam şu B noktasına gelene kadar aslında buraya hareket etmedi mi? Evet. Aa, buradaki yay uzunluğu aslında buraya eşit. Sonra buradaki uzunluğunda şu çap uzunluğu olduğunda biliyoruz zaten. O zaman benim şuradaki yay uzunluğunu bulmam lazım. Yay uzunluğu için de bana açı lazım. Ki açıyı da iki yazmışım zaten bak. Burası 60 derece ise burası 120 derece. Şuradaki yay uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Bu yay uzunluğu nedir? 2 pi yarıçapı zaten 4. 120 bölü 360'dır. O zaman bunlar bunlar sadeleşti. Bölü 3 yaptı. 8 pi bölü 3 yaptı burası. O zaman burası 8 pi bölü 3 ise bu kısım buraya kadar geldi. Burası da 8 pi bölü 3 yaptı. CD uzunluğu en az kaçtır diye soruluyor bize. Niye en az kaçtır diye soruluyor. Ben bu şekilde yatırdım ya bunu. Böyle yatırdıktan sonra cup diye aşağıya oturdu ya bu. Şurası. B noktası buraya geldi. Sonra cuk diye burası oturdu ya. En az demesi böyle bu oturduktan sonra kaymayacak. Bu tarafa doğru kaymayacak. E kaymayacaksa o zaman burada aslında bize şuradaki uzunluk şuradaki uzunluğa eşit olmuş oldu. CD uzunluğu da burası yapmış oldu. İşte CD uzunluğu eğer bu cisim kaymazsa ileri doğru en az 8 pi bölü 3 olarak bulunur. Yani örnek 8'i de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 9'a. Sulu sorulara geldik. Şimdi yarı çapı 12 birim olan dik dairesel Kilindirde. Yarı çap 12 olarak verilmiş. Yukarıda göstereyim onu. Bunun yarı çapı 12 olarak verilmiş. Diktaresel silindir biçimdeki kabın içinde 3 birim yarı çaplı küre biçiminde 4 adet demir bilye konumu şekil 1'de gösterilmiştir. Yarı çapı kaç olan? Yarı çapı 3 olan diyor. Tamam. E bunların hepsi de suyun içine batmış mı? Batmış. E suyun içine battıysa hacmi kadar su yükseltmeyecek mi böyle bunlar? Yükseltecek. E burada ben bunu önceden bak. Önceden su demek ki bu şekildeydi. Buradaki küreleri bunun içine attım. Su seviyesi bu kadar yükseldi. Su seviyesi bunların hacmi kadar yükselmez mi? Yükselir. Sonra e, bilyelerin hepsi kaptan çıkarılmasıyla oluşan suyun yüksekliği H birim azalmıştır. Önceden suyun yüksekliği burasıydı. H birim azaldı. Şurası H diyor bize. Arkadaş bu bilyeleri ben bunun içine attım ya böyle. Attıktan sonra su yükseldi ya. Hacmi kadar su yükseltir. Yani bu dört tane bilyenin hacmi şu yükselen suyun hacmine eşittir. O zaman ne diyeceğim ben burada? Dört tane bilye. 4 bölü 3 pi reküp diyeceğiz burada. 4 bölü 3 pi r küp Ne eşittir? Bunun yarıçapını zaten bize kaç vermişti? 12 olarak vermişti. Buradaki suyun hacmi eşittir? Yani şuradaki boşluğun hacmi eşittir? Çünkü bu bilyeler şu kadar su yükseltti. Yükselen suyun hacmi eşittir daha doğrusu? Pi r kare çarpı h eşittir. O zaman burada şimdi 4 çarpı 4 bölü 3 çarpı e, pi'ler sadeleşsin. Bu 3 çarpı 3 çarpı 3 eşittir. 12 çarpı 12 çarpı h yaptı. Hocam şuradaki 3'ler sadeleşti. 4 kere 3 12 bu 12 sadeleşti. 4 kere 3 12 bu 12 de sadeleşti işte O zaman hiçbir şey kalmadı. Böylelikle haşı kaç bulmuş olduk? 1 bulmuş olduk. Yani örnek 9 böylelikle 1 çıkar. Geldik örnek 10'a. Bak bu da çok güzel bir soru. Sınavda da çıkmış bir sorunun benzeri diyebiliriz. O yüzden lütfen dikkat. Hacimleri 4 santimetre küp olan küreler. Yandaki şekildeki gibi yandaki derken aşağıdaki yani aşağıdaki şekildeki gibi bir dik silindirin içine üst üste konulmuştur. Şimdi ne yapıyorduk burada? Çember muamelesi yapıyorduk. Bak çember muamelesi. Çemberler burada birbirine değiyor. Birbirine değen çemberlerde ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiriyorduk sonra merkez teğet çektik olayları falan filan da yapacaktık. Hocam merkezleri birleştirelim böyle. Merkez teğet çektik böyle. Merkez teğet çektik aynı şekilde yapmaya devam edelim. Yapamadım. Bir daha yapacağım. Dur. Şu şekilde merkez teğet çektik böyle. Üst yüzeye değiyor. Burada da alt yüzeye değiyor. Merkez teğet çektik burada yaptık. Merkez teğet çektik burada yapınca merkez teğet çektik yapınca burada da A kürenin yarıçapına R dersem ben eğer kürenin yarıçapı verilmemiş R dersem silindirin de çapı ne yaptı o zaman? R yaptı. Hatta burası da R, burası da R, burası da R, burası R, burası R, burası R, burası R, burası Toplamda 8 lira mi yapacak burası? Evet. Şekle baktığınız zaman öyle gözüküyor. Buna göre bu silindirin hacmi en az kaçtır? Evet. 4 tane küreyi bu silindirin içine koyuyorsam ve bu silindirin hacminin en az değeri isteniliyorsa aslında silindirimiz böyle yukarısında boşlukta olabilir aslında. Yani daha da büyük olabilir ama en az sorulduğu için sığa için tam burada da teğet olması lazım. O yüzden teğet aldık. O yüzden burası 8 lira şeklinde oldu. Yoksa buradaki silindiri bu 4 tane küreyi bunun içine koyduğumuz silindirin yüksekliği daha da büyük olabilir ama bu silindirin en az değeri soruluyor. En az değeri tam da içine girmesini de istiyorsak bilyelerin tam da burada teğet olması lazım. O yüzden yükseklik 2, 4, 6, 8 R'ye yaptı. Şimdi hacimleri 4 olan diyor. Bir tanesinin hacmi 4 verilmiş. 4 bölü 3 pi R küp ne verilmiş? 4 verilmiş. Buradan pi R küpü kaç buluruz? 3 buluruz. Pi R küp böyle kalsın. Yoksa R küp 3 bölü pi. R de buradan küp kök 3 bölü pi şeklinde yazacağız. Sıkıntı bir değer olacak. O yüzden pi R küpün 3 olduğu kalsın burada. Silindirin hacmi nedir diye soruluyor bize. O zaman V silindir nedir? V silindir arkadaşlar pi r kare çarpı h. Bak yarı çapı r ya. pi r kare çarpı h. Yükseklikte 8 r. Bu da pi hatta ne yapıyor? 8 pi yapıyor orası. 8 pi yazalım. 8 pi re küp yaptı. Hocam pi r küp zaten 3'tü. Bunun yerine 3 yazarsak 3 kere 8'de kaç çıkar? 24 çıkar. Çok temiz. Tertemiz bir soru. Cevap da tam sayı çıktı. Böylelikle örnek onu 24 bulduk. Güzel sorulardan biriydi. Geldik örnek 11'e. Şekilde yan alanı 60 pi birim kare olarak verilen bir koninin. Evet yanal alan 60 pi. Demek ki biz burada pirili kullanacağız. Yanal alandan bahsediyor çünkü bize. Bunu kullanacağız. Ama buraya R buraya L dersem şu anda 2000 milyon olacak. Başka verilen bilgiler var mı diye bakayım. Koninin yağ yüzeyini ve tabanında teğet olacak şekilde bir küre konmuştur. Evet şöyle bir küre var. Şimdi koniyi gördük burada ne yapacağız? Koniyi gördüğümüz için şöyle bir yükseklik çizelim. Yükseklik çizdik burada. Tam merkezden geçmek zorunda. Koninin de yarıçapını şöyle bir çizelim. Ne yapıyorduk? Çembersel bilgileri burada yine kullanacağız. Çembersel bilgiler olarak ne var? Bir de ekstra bir şey var mı? Koninin taban yarıçapı kürenin yarıçapının iki katı olduğuna göre. Hı. Hmm, şurası r iken burası 2r olarak verilmiş. E sonra ne yapacağız? Çembersel bilgileri ve eski bilgileri kullanacağız kardeşim. Bak burada ne var? 2r burası da 2r. Çünkü bir çember ya burası aynı zamanda. Çemberde teğet teğet olunca birbirine eşit oluyordu ya e kürede de yine aynı şekilde şöyle bir teğet böyle bir teğet varsa bu teğet uzunlukları yine ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. E, o zaman burası 2r ise burası da ne olacak? 2r olacak. E sonra ne yapacağız? Takıldık kaldık. Takıldığımız hal varsa çembersel özellik kullanalım. Burası 90 derece. Hocam burada merkez varsa teğet varsa çek dik yapalım. E burası da R yaptı. Kürenin yarı çapı R çünkü. E başka ne yapabiliriz burada? Aa dik üçgenler elimizde oluştu. Yani bir burada dik üçgen var. Bir de büyükte dik üçgen var. Hocam şuradaki dik üçgende ve büyükteki dik üçgende pisagor bağıntısı yapamıyoruz. E pisagor bağıntısı yapamıyoruz. Aklımıza ne gelecek? 90'lara havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Dalayım alfa beta ya. Alfa beta. E burada şu alfa betalı üçgen oldu. Alfa 90'sa burası da beta olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Hatta güzel bir benzerlik var. Alfanın karşısı R iken alfanın karşısı 2R. 1'e 2 oran var. O zaman ben burada betanın karşısına ne diyeyim? A dersem betanın karşısı burasının ne olması lazım? 2A olması lazım. E hocam buraya ne kaldı o zaman? 2A eksi R kaldı. E benzerlikte 1'e 2 oran var ya 90'ın karşısı 2A eksi R ise 90'ın karşısı burada da ne yapmak zorunda? Hocam burada da 4A eksi 2R yapmak zorunda. A burada ne oldu? Hocam A artı 2R ile 4A eksi 2R birbirine eşit oldu. Bu arada burada Pisagor bağıntısı yaparak da şeye ulaşabilirdik. Yani buradaki A ile R arasındaki ilişkiye ulaşabilirdik. Ama bak burada 4A eksi 2R'yi yazınca şu A artı 2R buna eşit aynı zamanda. Buradan da bir şeyler gelecek. O zaman 4A eksi 2R eşittir A artı 2R'yi yazalım. Buradan 3A eşittir 4. 3A eşittir 4R geldi. Yani A dediğimiz olay 4K ise R dediğimiz olay 3K. A dediğin olaya 4K yazarsan R dediğin yere 3K yazarsan burası 6K çıkar. Hatta burada R 3K 3 4 5 üçgeni falan filan çıkıyor. R yerine de biz ne yazmıştık? 3K burası da 6K oldu. Şimdi 60 pyi kullanabiliriz. 60 pi de neye eşitti? Pirile eşitti. Pi R L. R'si 6K L'si de kaç burada? Hocam L'ye de bakacak olursak hop burası 6 4 daha 10K. Buradan K gelecek şimdi. Pi'ler gitti. Buradan 1 eşittir. K kare geldi. K'yı da buradan 1 bulduk. Süper. Bizden kürenin yüzey alanı isteniyor. Hocam K'yı bulduysak R dediğimiz 3 kaydı. R dediğimiz kaç oldu o zaman? 3 oldu. Yani yarı çapı 3 olan bir kürenin yüzey alanı isteniyor. O zaman alanın ne olacaktır? 4 tane pi R kare eşit olacaktır. O da 36 pi'ye eşit olur. Bak soruya bak. Soru ne sorusu aslında? Eski bilgileri kullandığımız bir soru. Yani teğetlik var. İşte ne bileyim alfa beta benzerliği var. Teğetler birbirine eşit. Çembersel özellikler var. Var oğlum var. Hatta Pisagor bağıntısından da yapabilirsin bunu. Pisagor bağıntısı dik üçgen kazanımı da var. Yani eski eski velileri kullanamadığın zaman katı cisimlerde de soruları yapamadığında görüyorsun. Yani eski bilgileri de kullanmaya devam. Evet geldik örnek 12'ye. Örnek 12'de de yarı 12 birim olan yarım küre şeklindeki bu şekildeki tabağın içine en büyük hacimli top konulduktan sonra. Şimdi böyle bir tabak var elimde. Bunun içine en büyük hacimli top koyacağım böyle. Topun en büyük hacimli olması için ne olması lazım? Bunun tam merkezden geçmesi lazım. Tam buraya değmezse topumuz bak şöyle olur daha da küçülür. Bak buraya doğru gelirse sağa sola doğru giderse daha da küçülür. O yüzden bu tam merkezden geçmek zorunda en büyük hacimli dediği için burası merkez olmak zorunda. E burası da bu topun hacmi yarıçapıysa. Şimdi aslında ne oldu burada? Şöyle bir şey oldu kardeşim. Şunun çapı burasıysa, bak çapı çizdim böyle. Bunun çapı burasıysa. Hocam merkez burada tam buraya teğet olmak zorunda e en büyük hacimli top koyacağız ya ve bu şeyin kabın içine koyacağız ya. E topların tamamı da tabağın içinde olacak. O yüzden buraya teğet olmak zorunda. Yoksa ben topu daha da büyütebilirdim bu. Tam burada teğet olacak şekilde şöyle de bir top koy Kabın içinde olması için tam bu şeye çapa teğet olmak zorunda. Çaptan geçmek zorunda. Yani bu şekilde olmak zorunda. Aynı şekilde bu bir tane daha top koymuşum buraya. E buraya teğet olacak şekilde koymuşsam ve kabın içinde olacaksa o zaman bunu da buraya teğet olması lazım. Yani şurası da ne oldu arkadaşım? Tam teğet noktası oldu. E şimdi aslında ne oldu burada? Çemberler var. Çemberler birbirine değince ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk. E şimdi burada merkezleri birleştirince şöyle değme noktasına kadar götürüyorduk. Burada da merkezi burasıysa hocam burada da merkezleri birleştirdik. Sonra burada merkez var teğet var çektik. Burada da şu hamleyi yapalım. Çembersel özellikleri kullanacağız kardeşim. Yarı çap uzunluğu 12 idi. Hocam yarı çap uzunluğu 12 ise bunun tamamı 12. E, bu yarı çap bu da yarı çap. O zaman bunlar 6 6 yaptı. Yani en azından şuradakinin yarı çapını 6 olarak buldum. Burası da 6. Bunun yarı çapını bilmiyorum. Buraya R diyeyim. Burası da R. Şurası 90 derece. Burası da 90 derece. Merkez de çekten dolayı. E sonrasında ne yapacağız? Hocam sonrasında amacımız dik üçgen oluşturmak. E dik üçgeni oluşturacağız şimdi. Ama bir de burada ne var ya? Bir de burada şey var bak. Hocam şuradaki küreyle Bak bu küreyle bu küre de birbirine teğet. E, burada da merkezleri birleştiririz. Birleştirelim orada da merkezleri. Hocam burada da merkezleri birleştirince şöyle D noktasına kadar götüreceğiz. Bak bunu D noktasına kadar götürdük. R. E bunun tamamı neydi? Hocam bunun tamamı 12 idi. Şuraya kadar kısmı 12. Yarı çapı 12 idi. O zaman buraya ne kaldı o zaman? 12 eksi R'ye kaldı. O zaman buraya da 12 eksi R'ye kaldı. Şimdi ne yapacağız? Dik üçgeni oluşturalım kardeşim. Hop şurada bir dik üçgen. Dik dörtgenle dik üçgen oluşturursak şöyle. Hocam R'yken burası da R olur. Buraya 6 eksi kalır. E sonra ne yapacağız? Aa hocam bir burada Pisagor çıktı bir de burada Pisagor çıktı. Her iki Pisagor'da da haş ortak mı? Ortak. İkili Pisagor'larda haş ortak olduğu zaman haşı yalnız bırakıyorduk. Haş kare neye eşittir burada? Haş kare buradaki Pisagor'da bunun karesi eksi bunun karesine eşittir. E buradaki haş kare neye eşit? Bunun karesi eksi bunun karesine eşit değil mi? Evet yazalım. Haş kare 12 eksi r'nin karesi eksi r kareye eşittir. Aynı zamanda şu haş kare neye eşittir? Buradaki Pisagor'da şunun karesi eksi bunun karesine eşittir. Yani 6 artı ya da r artı 6 diyelim ona. R artı 6'nın karesi eksi 6 eksi R'nin karesine eşit. Şimdi şunu açtığımız zaman Önde eksi var ya. 36 eksi 12 R artı R kare yapıyor burası. Bu da şunu da açalım. 144 şunu açıyorum. Eksi 24 R artı R kare. Eksi R kare yaptı. Sol taraf eşittir. Öbürünü açtık. R kare artı 12 R artı 36 yaptı. E, burada eksi var. Eksiyi dağıtacağım. Şu eksiyi buraya dağıtacağım. Eksiyi dağıtacak olursam da eksi 36 artı 12 R eksi R kare yaptı. E hocam buradaki R kareler gitti. Buradaki R kareler de gitti. Şuradaki 36'lar gitti. Burada 24R kaldı. Burada da 144 eksi 24R yaptı burası. 144 eşittir. 48R yaptı. R'yi de buradan kaç bulduk o zaman? 3 mu bulduk? Evet. R böylelikle 3 çıktı. Bizden ne isteniliyor? Küçük topun hacmi en çok kaçtır diye sorun. Küçük top. Hani buna teğet olacak şekilde dedik ya. E, en çok olması için de buna teğet olması için dedik ya. İşte bizden R isteniliyor. R'yi de bulmuş olduk. R de 3 ise bu küpün hacmi en çok 4 bölü 3 pi R küptür. Bu da bu üç, bir tane 3 üç sadeleşti 3'ün karesi kaldı burada ile 4'ün çarpımı da kaç yaptı 36 pi yaptı. Güzel bir soru. Şuradaki ince noktalara dikkat etmek lazımdı. En büyük şu şekilde kabın içinde kalması için buradaki merkeze teğet olması lazım. Buradaki top da buna teğet olacaksa eğer en büyüğünü de koyacaksam tam kabın şuradaki kenarına yani çapına ne olması lazım? Üstünü geçmemesi lazım, teğet olması lazım. Normalde şöyle küçüğü de olabilirdi ama en büyüğü senildiği için bu teğet olacak şekilde aldık. Aslında soruya baktığımız zaman bir çember sorusu çözdük. Başka da bir şey çözmedik yani burada. Çemberi iyi bir şekilde bildiğin zaman bu konuları da iyi bir şekilde rahat bir şekilde yapabilirsin. Yani küre sorusunda tamam soru biraz ağır bir soruymuş gibi gözüküyor. İşlem kalabalığı varmış gibi gözüküyor özellikle bu sorudan bahsediyorum. Ama aslında bilmediğim bir şey yok. Sen küreyi biliyorsan ve diğer şeyleri de biliyorsan e, buradaki konuyu da rahat bir şekilde yaparsın diye tahmin ediyorum. Eski bilgileri özellikle çember bilgilerinde bu küre konusunda kullanmaya devam ediyoruz dostlar. E buradan sonrasında istersen iki sayfamız kaldı. Burada sonrasında bir sonraki ders yapalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders yani 50 günün son dersi olan 50. günün ikinci dersinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. Buraya kadar gelip de abone olmadın mı yoksa? Ayıp. Olmaz. Abone ol, beğen.